Merhaba arkadaşlar. Türk Dili ve Edebiyatı 2 AYT deneme sınavının çözümlerini yapacağım. Soru 1, bir anlam ilgisi sorusu. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Altta açıklamalar var. Üstte kelime ve kelime grupları var. Arkadaşlar cevabımız direkt cevaba gidelim. O şekilde gidelim arkadaşlar. Cevabımız direkt Bursa. Şöyle ki bu nedenle kendimle ilgili eleştirileri nesnel veriler dayanağında verilmişse diyor. Peki ne demek istiyor arkadaşlar? Nesnel veri deyince neyi anlatmak istiyor burada? Objektif olmayı, gerçekçi olmayı ifade ediyor burada. Ama 5 şıkkına baktığımız zaman kişisel görüşünü iletme. Yani burada ise bahsedilen şey ne? Öznelliktir. Cevabımız Bursa'dır. İkinci soru. Boş bırakılan yere hangisi gelir diye sormuş arkadaşlar. Bu sorularda anlam akışına bakacağız. Boş bırakılan yerde geçen kelime ile önceki kelime cümle ya da kelime grubu ve sonraki kelime grubuna iyi bakacağız ki ne olmasın hani bir anlam akışı bozulmasın ve cümle bütünlüğü bozulmasın arkadaşlar. Ona bakacağız. Sanatçılar da eleştirmenler gibi yerinde saymaz diyor. Gelişir. Ama bu serpilip gelişme dünü tamamen inkar etmekle değil diyor. Bakın ne diyor? Eleştirmenler yerinde saymaz. İlerler diyor arkadaşlar. Ne yapar diyor? İlerler. İşte kendini yeniler. Yani buraya baktığımız zaman burada A şıkkı ile arkadaşlar D şıkkı tabii uyumlu parçaya. Şimdi gel ikinci ifadeye. Acaba D mi olur, A mı olur? Ama bu serpilip gelişme dünü tamamen inkar etmekle değil diyor arkadaşlar. Yani inkar etme diyor, değil mi? Dünü inkar etme diyor. Geliş ama dünü inkar etme. Ne yap diyor? Bir şekilde kendinden bir şeyler kat. Bir şeyler ekle. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifadeyi bize hangisi veriyor? Hangisini koyarsak ifade tam olarak oturur oraya? D şıkkındaki ifade arkadaşlar tamamlamakla olur diyor. Ne diyor bakın? Dünü inkar etme, ne yap diyor? Tamamla diyor. Yani kendinden de bir şeyler kat demek istiyor arkadaşlar. Tabi burada unutmak ifadesi yok arkadaşlar. Evet, cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soru, diyalog sorusu. Boş bırakılan yere hangisi gelir diye sormuş. Güncel bir soru arkadaşlar. Bir gazeteci var, bir bilim kurulu üyesi var. Ne diyor bakalım bilim kurulu üyesi soruya? Türkiye'de çalışmalar yapılıyor. Bu konuda yoğun çalışılıyor. Demek ki bir olay var ve bu konuda yapılan bir çalışma var arkadaşlar. Türkiye'deki çalışma var. Bu konuda yoğun çalışılıyor. Kızılay'ın bir kan çalışması var. Demek ki hep çalışmadan yine bahsetti burada. İyileşen insanlardan antikor alınacak ve hastalara verilecek. Burada bir ümit olabilir mi? Bunu birlikte göreceğiz. Antikorun nasıl etki edeceğini denemekte kesinlikle fayda var. Evet, parçaya baktığımız zaman Türkiye'de bir vaka var, bir olay var ve bu vaka ile alakalı bir çalışma söz konusu arkadaşlar. İkiye bakalım. Bu konuda benim biraz endişelerim var. Bazı endişelerim var diyor. Bazı romatizmal ilaçların çok ön plana çıkarılması ve ısrarla başka hastalıklarla ilgili ilaçların ön plana çıkarılması bu virüsle mücadelemizi sekteye uğratıyor. Demek ki arkadaşlar bir virüsten bahsediyor parçada o zaman. Virüs var o zaman. Dikkatimizi dağıtıyor. Bu ilaçlar antiviral değildir. Sıtma ilacı gündeme getirildi. Çin'de ve ABD'de kullanıldığı söylenen ilaçlarla ilgili de tam bir veri elimizde yok. Arkadaşlar şimdi buraya baktığımız zaman da bir tedaviden bahsediyor arkadaşlar. Tabii yine bir çalışma söz konusu ama hani öyle ki bir takım ilaçlar üretilmiş ama hani bunlar sadece kafa karıştırıyor diyor arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Evet şimdi bakalım yukarıdaki gazeteci hangi soruları sormuş olabilir? Arkadaşlar cevabımız Bursa oluyor burada. Şöyle koronavirüsün aşı ve tedavi yöntemlerinde Türkiye olarak ne durumdayız diyor arkadaşlar. Zaten burada bahsettiğim zaman Türkiye olarak tabii çalışmalar yapılıyor, yoğun çalışılıyor, Kızılay çalışıyor. Bunlardan bahsediyor zaten. İkide ise
Parçaya baktığımız zaman bakın ne diyor zaten burada. Dünyadaki koronavirüs tedavi ve aşı çalışmalarından ümitli misiniz diyor arkadaşlar. Tabii yani baktığımız zaman endişelerim var diyor. Ki şundan dolayı arkadaşlar bir takım ilaçların hani piyasaya sürülmesi tabii bunu oluyor. Tabii kafa karıştırıyor insanlarda. Bu da tabii ne oluyor diyor. Bu tür çalışmalar da tabii ne oluyor? Bizi sekteye uğratıyor. Çalışmalarımızı engelliyor diyor arkadaşlar. Dikkatimizi dağıtıyor diyor. Bundan bahsediyor. Evet, cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor sevgili arkadaşlar. Soru 4 birbirine yakın ifadeyi soruyor sevgili arkadaşlar. Cevabımız burada cevabımız arkadaşlar bakalım. Cevabımız Edirne olur. Şöyle 3 ve 4 yakın. O bütün yaşam boyunca bağnazlığa karşı savaşan, soran ve soruşturan aklın savunucusu olmuş ve bundan da hiçbir zaman ödün vermemiştir. Yani akılcı bir kişiliğe sahip arkadaşlar. Bu kişi Nurullah Ataş tabii buradan ondan bahsediyor. Akılcı bir insan soruyor, soruşturuyor. Aynı zamanda bundan da ödün vermiyor arkadaşlar. Dörde bakalım. Her düşünceye, her tutuma acabalarla dolu bir yaklaşım sergiliyor. Yani akılcı düşünüyor arkadaşlar değil mi? Hani düşünerek cevap veriyor. Yani olayı düşünüyor hani. Bu şekilde olaylara yaklaşıyor. Ve bu tavrını da ne yapıyor? Devam ettiriyor ömrünün sonuna kadar. Yani bundan asla ödün vermiyor. O yüzden burada 3 ve 4. cümleler birbirine yakın ifadeler arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Eşlik oluyor. Soru 5 bir şiir sorusu. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Cevabımız burada Edirne tam uyak kullanmıştır demiş. Arkadaşlar şöyle burada tam uyak yok. Şöyle ki arkadaşlar parçaya baktığımız zaman bir serbest ölçüyle yazılmıştır diyor. Evet arkadaşlar şiirde bakalım nasıl ölçü kullanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet serbest ölçü kullanmış. Bir doğa şiiri arkadaşlar. Doğru. Koyunlardan bahsediyor. Doğadan bahsediyor. Çapraz uyak düzeni merhabasıyla A, sesleri B, bayırda A, B, A, B, A, B şeklinde çapraz uyak. İstare sanatı var. Arkadaşlar kuş seslerinin dökülmesi yani kuş seslerini ne yapıyor? Dökülen bir nesneye benzetiyor arkadaşlar. Bir istare sanatı var. Ama şiirde bir tam uyak söz konusu mu? Değil arkadaşlar. Tam uyak yok şiirde. Evet. Bakın sadece burada merhabasıyla ve bayırda da arkadaşlar ağlar kafiye oluşturabilir. Yani bunlar ne oluyor? Yarım kafiye oluyor. Ama sesleri ve şölenindeki iler ne oluyor? İyelik eki. Yani görevi aynı bunların. İyelik eki olduğu için de redif görevinde arkadaşlar. Evet soru 6. Bir sanatçı sorusu arkadaşlar. Burada söz edilen sanatçı hangisi diye sormuş. Zaten açık soru arkadaşlar. Eserde zaten bakın en sonunda eser de vermiş. Sanatçıya dair eser de vermiş. Bakın ne diyor zaten şöyle baktığımız zaman. Pek çok türde eser vermiş bir sanatçı. Kasaba insanın sıradan yaşamını, tarihi konuları işlemiş. Devlet sanatçısı unvanını almış. Küçük Ağa, İbiş'in Rüyası, Osmancık adlı yapıtları varmış. Evet, yukarıda söz edilen sanatçımız kimdir? Tarık Buğra arkadaşlar. Biliyorsunuz Tarık Buğra Küçük Ağa romanında Kurtuluş Savaşı'nı işliyordu. Önemli bir romandı. Ve Osmancık da yine önemli bir romandı arkadaşlar. Burada neyi anlatmıştı? Osmanlı Devleti'ni yani kuruluş evresini bize sunmuştu sanatçı arkadaşlar. 7 bir nazım biçimi sorusu. Divan Edebiyat nazım biçimi sorusu arkadaşlar. Bunu şöyle anlatmıştık derste de. Bakın bir uzun beyit var. Uzun beyit, uzun beyit. İki uzun beyitten dizeden sonra ne oluyor bakın. Uzun dizeden sonra kısa dize ekliyor arkadaşlar. Bakın uzun, kısa, uzun, kısa. Hatta bunu nasıl söylemiştim ben size? Demiştim ki arkadaşlar uzun, kısa, uzun, kısa. Anlamca nasıl kelimeler? Tezat kelimelerdi. Bakın ne diyor? Tezat diyor. Bak uzun, kısa, uzun, kısa. O zaman burada ben niye arayacağım? Tezat kelimesini arayacağım arkadaşlar. Peki o zaman yukarıda verilen nazım biçimi ne oluyor? Tezattan yola çıktım. Arkadaşlar bakın. O zaman ne oldu bakın? Müstezat oldu. Evet.
Soru 8 bir akım sorusu. İtalyan şair Marinetti diyor arkadaşlar. Marinetti demek ki bildirisi, tabi bu bildiriyi sunuyormuş. Bildiri sunmuş daha doğrusu. Akımda sürekli bir değişim varmış. Bunu savunuyor tabi. Hızlı bir değişim var. Aynı zamanda hız kelimesi bak geçiyor. Makine kelimesi geçiyor arkadaşlar. Bu hangi akımdır? Fütürizmdir sevgili arkadaşlar. Tabi Türk edebiyatında önce ismi kimdi biliyorsunuz. Nazım Hikmet Tran, Rusça'da ise Mayakovski bu akımın öncü isimleri sevgili arkadaşlar. Geçelim soru 9'a. Yine bir sanatçı sorusu. Yukarıda söz edilen sanatçı hangisi demiş. Şöyle baktığımız zaman mülakat ve gezi türünde önemli yapıtlara imza atmış arkadaşlar bir sanatçımız. Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Mustafa Kemal'in yanında yer almış aynı zamanda. Yapıtları var. Diyorlar ki demiş arkadaşlar. Kimdir sanatçımız? Ruşen Eşref'tir sevgili arkadaşlar. Cevap Denizli. 10. soruya bakalım. 10. soru. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler ise şu başlıklar altında inceleniyormuş arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi genel olarak baktığımız zaman cevabımız ekonomik ilişkiler. Sevgili arkadaşlar tabii dönemler ayrılırken ki biliyorsunuz Türk edebiyatının dönemlerini ayıran sanatçımız kimdi? Fuat Köprülü'ydü sevgili arkadaşlar. Tabii dönemleri ayırırken sizce neye bakmış olabilir? Neyi önemsemiş olabilir? Sanat anlayışını önemsemiş. Dil coğrafyasını önemsemiştir. Dil anlayışı ve dini hayat önemsemiştir arkadaşlar. Tabii ekonomik faaliyetler bir eserde yer alıyor. Yani bir romanda, bir şiirde yer alıyor ama bu baktığımız zaman arkadaşlar dönemi ayırmada bir ölçüt müdür? Değildir. Yani ekonomik faaliyetler dönemi ayırmada kesinlikle bir ölçüt kabul edilmez. Evet. Zaten parçada da öyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevabımız o yüzden C şıkkı oluyor. Soru 11. Boş bırakılan yere hangisi gelir demiş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman parçaya şöyle bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Allah evinizi Halil İbrahim bereketi vere diyor. Dua var burada arkadaşlar. Dua burada söz konusu. Yine dua var. Allah sana uyuz vere tırnak vermeye beddua ediyor burada. Yine ekmeğin atlı sen yaya olasın. Yani yukarıda iki tane türden bahsetmiş. Bunların bir tanesi dua, bir tanesi beddua arkadaşlar. Zaten burada da ondan bahsediyor baktığımız zaman. Bakın ne diyor işte. İnançlarını yansıtan etkileyici kalıplaşmış sözler diyor. Milletin olaylar karşısındaki inançlarını yansıtıyor. Ve tabi iyilik isteniyor arkadaşlar. Dua olarak biliniyor zaten. Bu ne oluyor? Arkadaşlar alkış oluyor bu. Bunun adı alkıştır zaten. Bedduada zaten burada bundan bakın ne diyor bakın zaten burada. Kötülüğünü istemesi, öfke ve nefreti barındırması beddua olarak biliniyor. Bu da ne oluyor? Kargış oluyor. Yani dua, alkış, beddua da kargıştır. Soru 12 şiir sorusu hangisi söylenemez demiş arkadaşlar 12'de. Evet soruya baktığımız zaman arkadaşlar cevabımızın D olduğunu görmekteyiz. Şöyle 11'li ölçülü yazılmıştır arkadaşlar. Doğru. 11'li ölçü kullanılmıştır. Bir koşmadan alınmıştır. Evet koşmayı nasıl anlıyoruz? Koşmalar biliyorsunuz 11'li hece ölçüsüyle yazılıyor. Ve konusu nedir? Neydi konusu? Sevgili, aşk, doğa, kahramanlık gibi konuları işliyordu. İşleniyordu koşmalar arkadaşlar. Doğru. Yukarıdaki zaten dizeler koşmaya ait dizelerdir. Yarım kafiye redif kullanmıştır. Şuna bakalım. İşte göçmek, içmek, seçmek de şeyler yarım kafiye. Redifler de ülmez, ilmez ve ilmez redif konumunda arkadaşlar. Doğru. Dış gerçeklik şairin eliyle yeniden biçimlendirilmiştir. Arkadaşlar doğru. Şair dış dünyaya nasıl bakıyor? Kendi penceresinden bakıyor. Bir sıkıntı yok. Doğru sevgili arkadaşlar. Ama parçaya baktığımız zaman parçada bir olay örgüsünden bahsetmiyor. Evet cevabımız ne oluyor? Değişik oluyor. Soru 13. Söz sanatı sorusu hangisi yoktur demiş. Arkadaşlar şöyle bakalım.
Bir hilal uğruna demiş. Hilal kelimesinde ad aktarması var. Mecazi mürsel. Hilal derken neyi kastediyor şair? Bayrağı kastediyor sevgili arkadaşlar. Ey derken bir nida sanatı var. Seslenme sanatı var. Bedir derken burada Bedir Savaşı'na telmih yapmış, hatırlatma yapmış. Ama intak ve tarih şiirde yok sevgili arkadaşlar. Cevabımız o zaman ne oluyor? 3 ve 4 yani Denizli oluyor. Soru 14 bir orta oyunu sorusu arkadaşlar. Ne diyor soruda? Hangisi orta oyunun bir özelliği değildir diye sormuş. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Seyircide korku ve acıma hisleri uyandırma. Tabii bu ifade bizi nereye götürüyor? Trajediye götürüyor sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz orta oyunu güldürü ögesi içeriyor. Korku ve acıma hisleri uyandıran bir tür değil orta oyunu arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Diğer şıklarda herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Soru 15. İki tane metin vermiş. Hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Evet, 15'e baktığımız zaman sevgili arkadaşlar cevabımızın E olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar şöyle ki yukarıdaki metne baktığımız zaman yukarıdaki metin bir anı türüne bir örnektir. Anı türüne örnek. Alttaki metin ise makale türüne örnektir. Tabi biliyorsunuz anı ve makale öğretici metinler bölümünde ele alınıyor. Aynı zamanda anı kişisel hayatı konu alan metinler kısmında ele alınırken makale nerede yer alıyor arkadaşlar? Gazete çevresinde gelişen metinler kısmında ele alınıyordu. Ama baktığımız zaman arkadaşlar A, B, C, D şıkkında herhangi bir sıkıntı göremedik. Ama E şıkkında bilinç akışı tekniği demiş vardır. Bilinç akışı tekniği yoktur arkadaşlar. Bilinç akışı tekniği neydi? Romanda figürlerin iç dünyalarını kendi zihinlerinden bütün karmaşasıyla aracısız bir biçimde aktarmaktır. Yani zihinde olan şeyi ne yapma bir şekilde aktarmaktır. Dolayısıyla bilinç akışı tekniğiyle yazılan metinler özellikle hangi metinlerdi? Modernist ve postmodernist metinlerdi arkadaşlar. Tabii bu teknikle yazılan eserlere baktığımız zaman ya da bu kısımlara baktığımız zaman düzensiz cümle yapıları vardı arkadaşlar. Cümleler çok dağınıktı. Çünkü ne yapıyor? Zihinde geçen ifadeyi direkt bize aktarıyordu. Cümleler oldukça dağınıktı arkadaşlar. Böyle bir soru yani bilinç akışı tekniğiyle ilgili bir soru gelmişti 2019 AYT'de. Yine 2020'de de bu tarz sorular gelebilir sevgili arkadaşlar. Soru 16 bir dönem sorusu. Bir Tanzimat dönemini burada bize anlatıyor arkadaşlar. Ne diyor? Hangisi bu döneme ait bir eser değildir diye sormuş. Cevabımız Adana arkadaşlar. Şöyle E'den bir başlayalım bakalım. E'den bakalım. E'deki eser Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazat-ı şamildir adlı eser. Namık Kemal'in eseri. Biliyorsunuz Namık Kemal bu eserinde Osmanlı dili ve edebiyatını eleştirmişti. Demdem'in yazarı Muallim Naci, Demdem'de Ekrem'i eleştirmişti. Zemzeme adlı eserini eleştirmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz Muallim Naci divan edebiyatını savunan bir sanatçımızdı. Ekrem de yeni edebiyat savunan bir sanatçımız arkadaşlar. İkisi tabii ne yapıyor? Tartışıyor bu şekilde. Takip Namık Kemal'in bir eseri. Burada yine Harabat'ın ikinci cildini eleştirmişti. Tarih-i Harabat da bildiğiniz gibi Ziya Paşa yine Namık Kemal'in eseri. Burada yine ne yaptı? Namık Kemal Harabat'ı eleştirmişti arkadaşlar. Ama A şıkkında verilen eser kimin eseri? Hüseyin Cahit Yalçın'ın eseri. Peki Hüseyin Cahit Yalçın hangi dönem sanatçısı arkadaşlar? Servet-i Fünun dönemi sanatçısıydı. Soru 17. Yukarıda tanıtılan edebi anlayışa ait değildir diye sormuş. Arkadaşlar metne baktığımız zaman daha çok hani bireyselliği öne çıkarıyor. Sembolleri, mecazları öne çıkarıyor. Kapalı bir anlatımı öne çıkarmış. Tabii yukarıdaki anlayış daha çok hani hangi dönemi yansıtıyor? Fecr-i Ati dönemini yansıtıyor arkadaşlar baktığımız zaman.
Evet, hangisi yukarıda tanıtılan edebi anlayışa ait değildir demiş. Cevabımız Denizli sevgili arkadaşlar. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol hak yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Şimdi D şıkkına baktığımız zaman bir ne var sevgili arkadaşlar? Bir toplumsal bir konu var. Aynı zamanda İslami terimler var. Cehennem, hak terimleri var arkadaşlar. Dolayısıyla bireysel bir konu mu? Hayır. Bireysel bir konu değil arkadaşlar. Evet, cevabımız ne oluyor? D şıkkı oluyor. Evet, geçelim 18. soruya. Yukarıda bir eser vermiş, şiir vermiş. Demiş ki yukarıda verilen eser ve eserin yazarı hangisi diye sormuş arkadaşlar. Şimdi esere baktığımız zaman eserde şöyle bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi 63 yaşındayken zaten burada ondan bahsediyor. Yer altında bir kendine bir yer kazdırıyor ve orada yaşıyor. Sebebi şu, Peygamber Efendimiz 63 yaşında biliyorsunuz hayata veda etmişti. Peygamber Efendimiz tabii o yaşta vefat ediyor arkadaşlar. Ama sanatçı tabii yaşıyor. Ve diyor ki Peygamber Efendimiz o yaşta yerin altında ölüyor ve yerin altında tabii. Peki benim yerin üstünde olmamın mantığı var mı? Dolayısıyla kendisi de arkadaşlar ne yapıyor? Yer altında kendine bir yer kazdırıyor ve orada yaşamaya başlıyor. Evet, şiire baktığımız zaman da arkadaşlar şiirde Allah'a bağlılık var. Aynı zamanda peygamber sevgisi var. Cennet, cehennem kavramları var ve İslamiyet'i ne yapma? Öğretme esastır parçada. Zaten hangi eserde bu? Divan-ı Hikmet'te arkadaşlar. Yazarı, şairi kim? Ahmet Yesevi'ydi. Soru 19. Halk hikayesi sorusu arkadaşlar. Kerem ile Aslı hikayesi var. Bundan yola çıkarak hangisine ulaşılamaz demiş. Arkadaşlar parçaya baktığımız zaman ve soruya baktığımız zaman cevabın A olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki arkadaşlar kişilere baktığımız zaman Kerem, Aslı tabi hani bu kişiler tabi hayatta olan insanlar. Yani bu tarz insanlara hayatta rastlamak mümkündür. Bunların örnekleri zaten var arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Yani hayatta pek rastlanmayacak idealist tipler diyor A şıkkında. Bu yanlış. Nazım nesir karışık mı? Evet. Bakın üstteki zaten parça nesir, alttaki parça şiir arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz ozanlar anlatıyor hikayeyi. Ve monotonluğu önlemek için de ne yapıyor? Zaman zaman şiire başvuruyordu ozanlarımız. Evet arkadaşlar C, D ve E şıkkı yine doğru ifadeler. O yüzden cevabımız ne oluyor? A şıkkı oluyor. Şöyle bakalım arkadaşlar C'ye bakalım. Gerçek dışı olaylar var diyor. Şöyle bir tane hatta şöyle bakalım. Diyor ki bereket versin dut ağacı tuttu dallarından bir dal verdi ona. Dut ağacının dal vermesi tabii ki gerçek dışı bir olay arkadaşlar ve aynı zamanda olağanüstü bir durum taşıyor. Zaten aşk teması işleniyor. Konusu zaten Kerem ile Aslı. Evet. Soru 20. Tekke edebiyatı sorusu arkadaşlar. Neyi sormuş burada? Kavramları sormuş. 1, 2, 3 ve 4'te herhangi bir sıkıntı yok. Vahdet-i vücutta sıkıntı var arkadaşlar. Vahdet-i vücut biliyorsunuz ne demekti? Bakın tek vücut demek istiyor burada. Vahdet tek demek zaten. Peki ne demek bu? Evrende tek bir varlık vardır. Onun dışındaki diğer varlıklar onun yeryüzündeki yansımalarıdır. Tabii o tek varlık ifadesiyle kimi kastediyor? Allah'ı kastediyor arkadaşlar. Aslında her şey ondadır. Yani hatta şöyle bir ifade vardı anımsarsanız arkadaşlar tekke edebiyatında. Tanrı kendine olan aşkından dolayı evreni yaratmıştır. Ve tüm yaratılan her şey aslında onun yansımasıdır. Yani her şey aslında tekten oluşmuştur. Yani her şeyin kaynağı nedir arkadaşlar? O tektir. Yani Allah'tır bu da. Bu da hangi kavramı karşılıyor? Vahdet-i vücut kavramını karşılıyor. Soru 21. Yakup Kadri sorusu. Yanlışlık var diyor arkadaşlar. A şıkkında bir sıkıntı yok. Doğru yaban. Sodom ve Gomorre.
Doğru. Kiralık konak doğru arkadaşlar. Bir sürgün demiş. Bu romanda tekke yaşamı anlatılıyor. Arkadaşlar tekke yaşamı hangi romanda anlatılıyordu? Nur Baba romanında anlatılıyordu arkadaşlar. Bir sürgün romanı ise neyi anlatıyordu bir sürgün romanı? Jön Türklerinin çalışmaları ve Paris'teki yaşamları anlatılıyordu. Hatta hatırlarsanız bir sürgün romanının baş kahramanı kimdi? Doktor Hikmet'ti sevgili arkadaşlar. Hüküm gecesi zaten burada herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Parti kavgası diyor. Evet doğru. Soru 22. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi gelir diye sormuş arkadaşlar. Başlıca amacı süsmüş, bezek, şatafat olan, düşünce hatta anlayış kaygısı çok sonra gelen edebi eser. Edebi nesir diyor. Bu nesir hangi nesir? Sevgili arkadaşlar, süslü nesirdir. Evet, süslü nesir deyince aklımıza kimler geliyordu? Sinan Paşa geliyordu, Nergis'i geliyordu arkadaşlar, Veysi geliyordu. Dini tasavvuf bir esermiş, aynı zamanda bu eser sevgili arkadaşlar. Alimsin, hatta 15. yüzyılda yazılmış bu eser. Evet, yani yukarıdaki parçaya baktığımız zaman kimden bahsediyor burada? Sinan Paşa'dan bahsediyor arkadaşlar. Peki dini tasavvufi içerikli olan eseri hangisiydi? Tazarruname'di arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Tazarruname Süslü Nesr'in öncü eseri sevgili arkadaşlar. Ve bu eser bu nesrin neyi sayılıyor? Temeli sayılıyordu. 2016 hatırlıyorsam o şekilde 2016 LYS'de Sinan Paşa sorusu gelmişti arkadaşlar. Çokça Sinan Paşa'yı soruyor ÖSYM. Cevabımız E şıkkıdır. Soru 23. Boş bırakılan yere hangisi getirilemez diye sormuş. Arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman A şıkkı doğru cevap. Romanlarında deniz sevgisini, denizin çekiciliğini, denizcilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir sanatçıymış bu arkadaşlar. Deniz onun romanları baş kahramanmış. Peki deniz deyince aklımıza kim geliyor? Özellikle kimler geliyor? Halikarnas da Sait Faik geliyor arkadaşlar. Evet, cevabımız A şıkkı oluyor. Diğer şıklarda herhangi bir sıkıntı yok. 24. soruya bakalım. Son soru arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıda verilen bir parça var. Bu parça hangisinin edebi anlayışıyla uyuşmaz demiş, örtüşmez demiş arkadaşlar. Evet, metne baktığımız zaman metinde neden bahsediyor bakalım? Düşüncelerden bahsediyor. Yurt sorunlarından bahsediyor. Konuşma dili esas alınıyor. Ondan sonra zayıf, güçlü, zengin, fakir çatışmaları var. Ağa köylü, aydın cahil, köy ve köylünün sorunları var. Demek ki burada toplumsal roman anlayışından bahsediyor arkadaşlar. Şimdi sanatçılara baktığımız zaman Fakir Baykurt, Abbas Sayar, Sabahattin Ali ve Fakir Baykurt biliyorsunuz toplumcu gerçekçi yazarlar. Ama Oğuz Atay modernist ve postmodernist bir yazar olarak öyle o şekilde biliniyor arkadaşlar. Önemli bir yazardı Oğuz Atay da. Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar adlı romanları çok önemli romanlardı. Yine 2020 AYT'de arkadaşlar Tutunamayanlar romanı ya da Oğuz Atay sınavda gelebilir. Evet arkadaşlar denememiz bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.